Bella Pais'te yapılan hizmetler. Beylerköy köyünde Bala Pais ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Orada dünyanın en önemli manastırlarından biri vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen her Hristiyanın ziyaret ettiği bir mabettir orası. Ve dolayısıyla köyün mutlaka ve mutlaka çok düzenli olması lazım, çok temiz olması lazım. Biz buna çok önem veriyoruz. Dolayısıyla Beylerbeyi'nde de, yani Balabayıs'ta da köy merkezinden itibaren güneye doğru olan bütün ara sokaklardaki galvaniz borular değiştirildi, paslı borular değiştirildi. O bölgede de yaklaşık 20-25 sokak bordür ve asfalt taşı, parke taşıyla kaplandı. Bugünlerde de bina dış cepheleri, kötü olan binaların dış cepheleri boyanacak ve bazı sokaklara da saksılar içerisinde iklimimize uygun çiçekler yerleştirilecektir. Dolayısıyla Balabayıs bizim için çok önemlidir. Balabayıs'a yani gözümüzün içi gibi bakmamız lazım ama gerçekten bakmamız lazım. Çünkü orası bir dünya mirasının korunduğu bir tarihi kenttir. Bu konuda tabii ki oradaki bütün insanların da bunu sahiplenmesi lazım. Ama ben şunu çok olumlu bir şekilde görmekteyim ki köyde gerçekten yaptıklarımızı sahiplenen çok önemli bir dernek var ve derneğin kucakladığı Balabayıs halkı var. Dolayısıyla da onlarla bu şekilde bir işbirliği yaptığımız için kendimi çok mutlu hissederim. Köyümüzdeki en büyük eksikliklerinden biri ise yeraltı su borularının değişmesi üzerineydi. Bu eksikliğimiz belediyemiz tarafından giderilince bizim belediyemizden farklı taleplerimiz oldu. Köylüyle istişare ettikten sonra sadece değişen su borularının yerlerinin üzerinin asfaltlanmasının dışında biz olayı daha genele yayarak bunu o bölgenin, o sokakların parkeleme çalışmaları olabilir mi? Yani bunları parke yapabilir miyiz diye bazı çalışmalarımız, hazırlıklarımız oldu. Biz bunları gidip belediye başkanımıza, heyetimizle, yönetim kurulumuzla birlikte sunduğumuzda belediye başkanı ilk bakarız dedi ve sonra bizim köyümüze sahip çıkmamızı çok beğenerek mutlu oldu açıkçası ve bize gerekli her türlü desteği yapacağını söyledi. Köyümüzün içerisi şu anda parkelenmeye başladı. Birinci etabımız sonuçlandı. Bu dört etap halinde, bu parkelenme işlemi dört etap halinde sürecektir. Şu anda ilk aşaması eski köy dediğimiz meydanın üst kısmı tamamlanmıştır. Diğer yerlerde belli tarihler, belli periyotlarla parkelenecektir. Ayrıca derneğimizin de katkıları, belediyenin de katkıları ile bulmuş olduğumuz sponsorluklarla bu yola bakan dış cephelerinde tamiratları ve çiçeklendirilme faaliyetleri de sürüyor. Amacımız dünyanın herhangi bir yerine gidip beğendiğimiz bir küçük bir köy yerleşim yerini Kıbrıs'a geldiklerinde de Bella Pais'te fazlasıyla insanlara sunmaktır. Turistler geldiği zaman Bella Pais'e direkt manastıra gelip daha yukarıdaki yerlere, evlere, eski yapılara, değirmenimiz var, tarihi değirmenimiz var. Oralara gidemiyorlardı. Yollardan, pisliklerden falan bazı sorunlar oluyordu. Şu anda yapılan yol yapımı ve alt yapıdan sonra, yol yapımı yapıldıktan sonra çok daha güzel Bella Pais köyünün dağın eteğine kadar dolaşma şansı buluyorlar. Ginde Belediyesi'ne bize verdiği katkılardan, desteklerden dolayı onlara, özellikle Nidaye Bey ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Bugüne kadar hiçbir zaman bizi ne yarı yolda bıraktılar ne de köyümüz için, Bella Pais için istediklerimizi, talep ettiklerimizi sağ olsunlar her şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi çok büyük teşekkürler ederiz. Hem Bella Pais halk olarak hem esnaf olarak büyük bir teşekkürü borç biliyoruz. Ben Ercan Küçük, Huzur Ağaç Restorant'ın işletmecisiyim. Gördüğünüz gibi 42 yıldır bu köye hiçbir yatırım yapılmadı. Fakat şu anda şimdiki belediye başkanımız Nidai Bey gerçekten köyümüzde çok büyük yatırım yapmıştır. Bella Pais'e kırşanı yapmıştır. Önceden asfalttı, yamalanmış asfalt. İnsanların yürümesi bile çok zordu. Şu anda yani gerçekten insan yürürken zevk dahi alıyor. İlk defa köyümüze öyle bir şey yapıldı. 40 seneden sonra yani belediye bir şey yaptı yani.
Daha önce hep asfaltladı, delik delik. Şimdi biraz daha yolu. İlk daha böyle bir şey oldu. Daha önce hiç böyle hizmet görmedik. Devamını bekliyoruz.